İdam cezasına çarptırılan mahkuma son dileği sorulur ve o sadece bir kalem ve kağıt ister. Ve başlar yazmaya. Bir süre sonra yaşlı gözlerle kağıdı yavaşça katlar ve gardiyana uzatarak "Bunu anneme teslim edin," der. Kadın, idam edilen oğlunun son dileğinin kendisine yazdığı bir mektup olduğunu duyunca çok şaşırır ve oğlunun mektubunu heyecanla açar ve okumaya başlar. "Anne, seni çok seviyorum. Senin de beni çok sevdiğini biliyorum. Ama eğer dünyada daha fazla adalet olsaydı, bugün sadece ben değil, ikimiz de cezalandırılırdık. Sen de benim kadar suçlusun. Kaybettiğim hayattan suçlusun. Hani küçükken bir bisiklet çalıp getirdiğimi hatırlıyor musun? Babam öğrenip beni cezalandırmasın diye saklamama yardım etmiştin. Peki komşumun cüzdanından para çaldığım zamanı hatırlıyor musun? Beni korumak için onu da herkesten sakladın. Dersime çalışmayıp okulda kopya çektiğim zamanı hatırlıyor musun? Hani yakalanmıştım ve müdür babamı okula çağırmıştı. Beni cezalandıracakları zaman ikisine de baş kaldırmıştın ve beni korumuştun. Peki komşumuzun oğluna saldırıp onun kafasını taşla yardığımda ne yapmıştın? Yine beni korumak için çocuğun bana saldırdığını ve kendisinin düşerek kafasını yardığını söylemiştin onun annesine. Bunun gibi daha birçok konuda suçlu olsan bile koşulsuz sorgusuz hep beni korudun. İşte senin yüzünden anne, şimdi hoşgörüsüz ve saldırgan bir insan oldum. Anne, ben düzeltmeye ihtiyacı olan bir çocuktum. Doğrunun öğretilmesine ve hatalarımın cezalandırılmasına. Yaptıklarım gizlenip örtbas edilmesine ve koşulsuz korunmaya değil. Ama olsun anne, yine de seni affediyorum. Bana önce hayat verdiğin ama sonra onu kaybetmeme yardım ettiğin için teşekkür ederim anne. Suçlu olan oğlun."